Merhaba sevgili severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 16 Nisan 2021 günlerden Cuma bütün arkadaşlarımın cuması mübarek olsun. Hepinize hayırlı cumalar dilerim sevgili severler ve hepinize ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir cuma günü dilerim. Akabininde hafta sonu geliyor. Hepinize şimdiden iyi tatiller dilerim. Arkadaşlar bugün 16 Nisan 2021 Cuma günü gündüz yarışları Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda koşulacak. 9 koşuluk programla start alacak. Bu arada yarışlar kısıtlama dolayısıyla yarış saatleri yarımşar saat geri alındı sevgili yarış severler. Yarış saatlerine başlama saatlerine dikkat edelim. Gündüz yarışları 9 koşuluk programdan oluşuyor demiştik. Burada Biraz sonra Bursa ikinci altılı Ganyan analizimi vereceğim. Yine akşam yarışları İstanbul Veli Efendi hipodromunda koşulacak. 9 koşuluk programla tamamlanacak. Bursa at yarışları analizimizin ardından İstanbul at yarışları analizlerimle yine karşınızda olacağım. Analizlerime geçme önce bütün arkadaşlarımızdan bu kanalımıza yani YouTube kanalımıza destek bekliyoruz. Videonun sağ altında bulunan kırmızı butona Abone ol butonuna tıklayarak bu kanalımıza abone olabilirsiniz. Kanalımızın büyümesinde katkı sahibi, pay sahibi olabilirsiniz sevgili yarışseverler. Aynı zamanda tahminlerimi yazılı olarak almak isteyen arkadaşlarım varsa ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumda tahminlerimi günlük olarak sıralı şekilde anlaşılır bir dilde şablon şeklinde paylaşmaktayım. Eğer sizler de ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Ya da küçük harflerle gmail.com mail adresimize telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz diyerek ben Bursa ikinci Altılı Ganyan analizime geçiyorum. Bursa'da 9 koşuluk program var. 2. altılı Ganyan programın 4. koşusuyla 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1500 mesafe çim pistte koşulacak kısa vade 6 yarışıyla start alacak Bursa Emniyet Müdürlüğü koşusu. 80 bin lira değerinde bir yarış. Esasen ben bu gruptan çok üstün olduğunu düşündüğüm bir safkan var. Yani bugün bu grubu rahat geçmesini beklediğim bir isim var. Hayatında koştuğu iki çim yarışını da rahat kazanan bir isim. 9 numaralı Mendoza. Arkadaşlar 9 numaralı Mendoza gerçekten çok kaliteli bir isim. 2 ay aradan sonra gördüğü koşuda güzel bir ikincilik elde etti. Piste kimde daha iyi koşabilen bir isim 9 numaralı Mendoza'yı bugün ben Onur Öztürk idaresinde öncelikli şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 1 numaralı Bukafalos arkadaşlar 1 numaralı Bukafalos'ta da bir Victor Galop temsilcisi. Bugün Sinan Özen idaresinde piste çıkacak. Yine daha önce Çin pistte başarılı yarışları olan bir isim. Bugün ikinci şans vereceğimiz Safkan olacak. Yine 5 numaralı Tivatlı, 3 numaralı Dalevera, 2 numaralı Yıldız Tozu 10 numaralı Maça Kızı ve 11 numaralı Zillion Sun isimli safkanlar benim bu koşta sırasıyla tuttuğum isimlerdir. Ve altılı Ganyan ikinci aya 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1800 mesafe çim e koşulacak. Handikap 14 ile devam edecek. Burada da yine bir Natio Khan temsilcisi 2 numaralı Denizli bugün Galip Özçelik arkadaşımız idaresinde piste çıkacak. 2 numaralı Denizli'yi ben ilk şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 7 numaralı Charlie Boy takibimdeki isim bugün ekürü koşma avantajına sahip. Bugün Jockey Nurettin Şen idaresinde benim ikinci şans vereceğim. Safkan olacak yine 5 numaralı La Plata Arkadaşlar 5 numaralı La Plata'da yine aftermarket temsilcisi bugün Sinan Özen idaresinde piste çıkacak. Son koştuğu Şartlı 3 yarıştan güzel bir dördüncülük elde etti. O gün biliyorsunuz e, Can Doit, Enix Namım baş danser isimli safkanların arkasına gelmişti. Bugün bir üçüncü şans vereceğimiz isim olacak. Yine 4 numaralı Pastı Paris 8 numaralı hep birinci ve 10 numaralı metronom isimli safkanlar bu koşta sırasıyla tuttuğum isimlerdir. Ve altılı Ganyan 3. ayağı 4 yaşlı Arapların 1700 mesafe Çin piste koşulacak kısa vade 6 yarışı Selami Kavçin koşusu kupalı bir yarış 80 bin lira değerinde bir koşu. Burada esasen bu grupta yine tercihen banko olarak yazılabilecek bir isim var. Ay'a bakan Cihan Değer. Evet arkadaşlar Cihan Değer orijiniyle de 9 numaralı Keskin Şah. Arkadaşlar gerçekten bana göre Çin pistte bu gruptan büyük bir adım önde görünüyor. Daha önce 1200 mesafe Çim'de pişman çizik idaresinde açık grup 3 galibiyeti bulunan ve o yarışta İshak Bey'i, Hızlı Ahmet'i, Gülçin Sultan'ı geride bırakmayı bilen 9 numara Keskin Şah'ı ben bugün Mahsun Demirbaşı dairesinde öncelikli şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 4 numaralı Nakış. Ne zaman, nerede, ne yapacağı belli olmayacak nitelikte bir safkan. Gerçekten çok beğenimi kazanan bir isim. Batukan temsilcisi. 4 malı nakış da bugün ikinci şanslı safkanım olacak. Kumda ardı ardına çok güzel başarılı yarışlar yapan ardı ardına 5 güzel birincilik elde eden bir numaralı Akrem yine bugün kalitesiyle bu grupta etkili olabilir. Dikkat diyerek ilk üç safkan içerisinde değerlendiriyorum. Yine orijini özellikle anne tarafından ildem yavrusu yani beyefendiye dayanan ve anne kanatta olan 11 numaralı tavus kuşu ve 5 numaralı pardon arkadaşlar 3 numaralı adamım özür dilerim yalnız söyledim. Berksoy temsilcisi 3 numaralı adamım da bu koşta benim sırasıyla tuttuğum safkanlardandır. Ve altılı Ganya'nın 4. ayağı 2 yaşlı İngilizlerin 800 mesafe Çin piste koşulacak şartlı bir yarışı. Yine burada Banko bir isme yer vereceğim. Özellikle muntazam idmanlarıyla dikkat çeken Luxor temsilcisi Sayın Günsen Soyupa ait, evet Soyupaka ait 3 numaralı Rage of Victory isimli safkan 56 kiloyla idmanlarında Güzel idmanlarıyla, güzel işleriyle dikkat çeken 3 numaralı Rage of Victory özellikle 800 mesafe, kısa mesafede etkili bir yarış çıkarmasını bekliyorum. Ve yarış sever arkadaşlarıma Altılı Ganya'nın dördüncü ayağında Rage of Victory isimli safkanı günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve Altılı Ganya'nın 5. ayağına geçiyorum. 6. galibin 5. ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe çim pistte koşulacak şartlı 3 yarışıyla devam, şartlı 4 yarışıyla devam edecek. Burada da yine kalitesiyle ben Kalizbert temsilcisi 6 numaralı Ege'nin Aslanı isimli safkanı bugün ilk şanslı isim olarak tutuyorum. Sinan Özen dairesinde. Yine bu safkana sıkı rakip olmasını beklediğim isim formda safkan özellikle son koşmuş olduğu yarışta ikinciliğin dikkat çekti. Bugün Kadir Tokoçalı idaresinde piste çıkacak. Son yarışında biliyorsunuz şartlı 5 koşuda Güzel bir ikincilik elde etti. Akar Necet arkası o gün için yine Goben'i, Onurlu Efe'yi Gubaz'ı geride bırakmayı bilmişti. Yedirme Kaftan da bugün benim ikinci şanslı safkanım olacak ve 8 numaralı Kutup esasen çok kaliteli bir isim. Sorunlarıyla boğuşan bir isim ama ne zaman ne yapacağı belli olmayacak nitelikte bir isim. Bu safkanda dikkat diyerek 3. şanslı isim olarak öneriyorum. Ve altılı Ganya'nın son ayağı kapanış koşusuna geçiyorum ikinci altılılarda. Son ayak analizimden sonra yine ufak altılı Ganyan ve Yedil ples analizlerim olacak sevgili yarışseverler. severler. Ee, yine Bugün yine misli altılı ganyan analizde vereceğim arkadaşlar. Her zaman vermiyorum biliyorsunuz bir ücretli WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuzda misli altılı ganyan analizlerimi her gün paylaşıyorum. Özellikle misli altılıda rekora gidiyoruz. Yaklaşık son 3 35 aydır 17 misli altılı bulduk WhatsApp grubumuzda. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Bir de ayrı zamanda sizlerden ricam bu kanalımıza yani YouTube kanalımıza videonun sağ altında bulunan abone ol butonuna tıklayarak destek vermenizi önemli rica ediyorum diyerek 4 yaşlı Arapların 1400 mesafe kum piste koşulacak şartlı 19 yarışına geçiyorum. Burada üç safkanın dışına çıkmasını beklemediğim bir yarış aslında arkadaşlar. Özellikle takibimdeki bir isim var. Onur Kağan temsilcisi. Torkun'un torunu 6 numaralı Berker Can. Altunmalı Berker Can gerçekten yarış hayatına başladığından beri çok istikrarsız görünen bir isimdi. Çok kötü yarışları olan bir isimdi ama son yarışında çok ilginç bir koşu koştu. 28 lira 90 kuruş ganyanıyla 1400'de kum pistte güzel bir ikincilik elde etti. Hem de bayıla bayıla arkası ikinci oldu. O gün için Dilcan'ı hattatı veli attı ve kondu beyini yine Rapid'i geride bırakmayı bildi. Ben bugün Altunumalı Berkercan isimli Safkan'ın yine Kadir Tokaçoğlu idaresine piste çıkacak bugün özellikle birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine bir numaralı Tumbul Hüseyin Toşur temsilcisi bugün evet Aprantisi Uğur Levent idaresinde piste çıkacak. Bugün ikinci şanslı Safkan'ım olacak ve 9 numaralı Kara Tren Tolga Yıldız dairesinde ilk 3 safkan içerisinde bulunmalı. 9 numaralı kara tren, bir kayızbert temsilcisi aynı zamanda anne tarafından Pir Karaca'nın torunu. Dolayısıyla anne kanattı Volga 2'ye dayanıyor sevgili yarış severler. Buraya 6-1-9 ayrımsız yazılması gerektiğini düşünüyorum. Ve ufak altılı Ganyan analizlerime geçiyorum. Arkadaşlar ufak altılılar şu şekilde değerlendireceğim. Altılı Ganyan ilk ayağında 3 yaşlı İngilizlerin 1500 mesafe Çin piste koşulacak. Kısa vade 6 Bursa Emniyet Müdürlüğü koşusunda 9 numaralı Mendoza. 1 numaralı Bukofelos 5 numaralı Tivatlı, 3 numaralı Delavera, 2 numaralı Yıldız Tozu, 10 numaralı Maça Kızı ve 11 numaralı Zilyon San isimli safkanlara yer vereceğim. Altılgan'ın ikinci ayağında 2 numaralı Denizli, 7 numaralı Çarlı Boy, 5 numaralı La Plata, 4 numaralı Pastı Paris, 8 numaralı Hep Birinci, 10 numaralı metronom isimli safkanlara yer vereceğim. Altıgan 3. ayağında ben 9 numaralı keskin şah isimli safkanı bu gruptan özellikle Çin pistte daha üstün olduğunu düşünüyorum. Yarış sever arkadaşlarıma günün banko ismi olarak öneriyorum. Altılar burada otomatik ben 5'te birine düştü. Yani yaklaşık 27-28 liralara düştü. Zaten tamamı 132 liralık altılıydı arkadaşlar. Evet 30 lira civarına düştü. Ve altılı Ganyan'ın dördüncü ayağında 3 numaralı Rage of Victory. Yine büyük altılılarımızda olduğu gibi yine normal altılılarda da Küçük altılılarda da banko isim olarak vereceğim. Altılı Gani'nin 5. ayağında 6 numaralı Ege'nin aslanı, 7 numaralı Kaftan ve 8 numaralı kutup şeklinde değerlendireceğim. Yerimiz varsa altılar 30 lar civarına düştü. Burada üç alt tepeyi de yazabiliriz. Ve programın kapanış koşusu altılı ganyanın son ayağında 6 numaralı Berker Can, 1 numaralı Tumbul Hüseyin ve 9 numaralı Kara Tren şeklinde de bu koşuyu değerlendiriyorum ve 7 plase analizlerime geçiyorum. Yedili Plesler programın 3. koşusu 4 yukarı yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe Çin piste koşulacak. Kısa vade 6 yarışıyla start alacak. Yedili Plesler'in ilk ayağında 1 numaralı Nestor'un bu grubu çok rahat geçmesini bekliyorum. Uygun grupta günün banko ismi olarak değerlendiriyorum. Ve Altılı Ganya'nın ikinci ayağında 9 numaralı Mendoza, 1 numaralı Bukafalos, 5 numaralı Tivatlı, 3 numaralı Dalavera, 2 numaralı Yıldız Tozu, 10 numaralı Maça Kızı isimli safkanlara yer vereceğim. 7 PSM'imizin 3. ayağında 2 numaralı Denizli, 7 numaralı Charlie Boy, 5 numaralı La Plata, 4 numaralı Pastı Paris ve 8 numaralı Hep 1. isimli safkanla birlikte 10 numaralı Metronomu da değerlendireceğim. Yedili plasemizin 4. ayağında 9 numaralı Keskin Şah banko ismimiz olacak. Yedili plasemizin 5. ayağında 3 numaralı Rage of Victory Nurett Nevzat Avcı idaresinde ikinci bankomuz olacak, üçüncü bankomuz olacak hatta. 7. pres'imizin 6. ayağında 6 numaralı Ege'nin Aslanı, 7 numaralı Kaftan ve 8 numaralı Kutup şeklinde değerlendireceğim. 7. pres'imizin son ayağında altı numaralı Berkercan, bir numaralı Tumbul Hüseyin e, yeterli gibi görünüyor arkadaşlar. buraya iki safkanla değerlendireceğim. Ben bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ederim hepinize ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Youtube kanalımıza yani bu kanalımıza abone olmayı, destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın.